Android tabanlı mobil uygulama geliştirme kitabının görsel eğitim setiyle karşınızdayız. İlk bölümde Android'e bir giriş yapacağız. Bu bölümde Android SDK'nın kurulumunu, Virtual Device eklemeyi ve geliştirme ortamlarının hazırlanmasını işleyeceğiz. Öncelikle referans alacağımız site developerandroid.com. Bu site üzerinden bütün her şeyi yapacağız. SDK'yı da buradan indireceğiz. İlk önce developerandroid.com diye girdiğinizde alt kısımda Get the SDK diye linki görebilirsiniz. Buraya tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecektir. Bu ekranda bizim için gerekli olan SDK'nın linkini bulabilirsiniz. Buradan Download SDK linkine tıklayarak karşınıza gelen bir kullanıcı sözleşmesini imzalamanız gerekiyor. Burada sisteminiz 32 bit mi, 64 bit mi ona göre seçerek download işlemine başlayabilirsiniz. Biz daha önce download ettiğimiz için şimdi burada onun için beklemeyeceğiz. Şimdi Android'de daha önce işler biraz karışıktı. Eclipse üzerinden yapılıyordu. Java kurulması gerekiyordu. Eclipse için Android Developer Tools kurulması gerekiyordu. Ancak tabii gün geçtikçe bu sistemde gelişti ve ADT Bundle isminde yine Eclipse taban alan bir sistem geliştirildi. Bu sistemi direkt indirip açtığınızda Android SDK'yı geliştirmek için gerekli ortama kavuşabiliyorsunuz. Yeni de artık Android Studio isminde bir aracın geliştirilmesine başlandı. Bu araç sayesinde de tamamen IntelliJ IDEA sistemini baz alan ve Gradle build support'u da içeren bir yeni bir IDE'ye sahip olacak Android. Bunda çalışmaları devam ediyor. Şu anda 0.2x sürümünde olduğunu görüyoruz. Bunu da indirip inceleyebilirsiniz. Ancak geliştirme için şu anda Android'de bunu tamamen önermiyor. Daha çünkü geliştirmeye devam ediyor. En azından 1.0 sürümüne kadar kullanmamanızı öneririz. Tabi denemek için yine bakabilirsiniz. Şimdi burada ADT Bundle indikten sonra şöyle bir zip dosyası halinde geliyor. Bu zip dosyasını çıkarmanız gerekir. Şöyle burayı çıkaralım ve bunu taşıyalım. C'de bir yere taşıyalım bunu. Yaptığınız işlem aslında bu çıkarma işlemi kadar basit bir işlem olacak. Ve SDK kurulumunu bu sayede tamamlamış olacaksınız. Eskiden birçok bileşeni kurup bir sürü ayarlama yapmanız gerekiyordu. Ancak yeni haliyle birlikte daha da kolaylaştı. Tabi Android Studio ile çok daha kolay hali gelecek. Tıpkı iOS'taki Xcode gibi tek bir editör üzerinden tüm ayarlara kavuşabileceksiniz. Bu da tabi geliştiriciler için daha İşlerin daha kolaylaşması anlamına geliyor. Daha derli toplu bir sistem anlamına geliyor. Ancak tabii ki ADT Bundle'ın da normal Eclipse'e göre bazı farklılıkları var. Bazı bileşenler yüklenemiyor, sıkıntılar çıkabiliyor. Ancak şu anda bunlar için daha çok erken, çok ileriki uygulamalarda belki bu tarz sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Eğer böyle bir sorunla karşılaşırsanız da direkt kitapta da anlattığımız Eclipse tarafında kullanımı oradan yapabilirsiniz. Şimdi şöyle içine girdiğimizde Eclipse ve SDK diye iki klasör görüyoruz. Şimdi bunu kopyalayıp C'ye bir yere yapıştıralım. Direkt C klasörüne yapıştıralım. Thank you.
Şimdi buradan Eclipse tarafına gelip Eclipse Exe'yi çalıştırarak işe başlayabiliriz. Bakın şöyle bir hatayla karşılaştık. Eclipse diyor ki herhangi bir Java Development Kit burada kurulu olmadığını söylüyor. Onun için bir Java Development Kit kurup path'ini de ona göre ayarlamamız lazım. Onun için Java'yı indirmek için Google'a girelim. Evet, Java Development Kit diye aratalım. Burada görüyorsunuz. Şimdi JDK'nın şu anda 7U25 yani 7. sürümünün 25. versiyonunda olduğunu görüyoruz. Buradan tıkladığımızda bir lisans sözleşmesini ilk önce kabul etmemiz lazım. Daha sonra birçok platform için burada olduğunu görüyoruz. Biz 64 bit olanı indireceğiz. JDK'nın 64 bitlik versiyonunu indireceğiz. Ayrıca demoları ve örnekleri de buradan indirebilirsiniz. Biz yine bunu daha önce indirdiğimiz için buradaki versiyonu kullanmayalım. Şimdi JDK indikten sonra JDK'yı da çalıştırıyoruz ve kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde hepsinin seçili olmasında fayda var. Kurulumu da yapılsın. Şimdi bir yere kurulumu yapılıyor. Evet, kurulum tamamlandı. Şimdi Java kurulumunu tamamladıktan sonra Eclipse'i tekrar açabiliriz. Eclipse açtığımızda bu şekilde bir Developer Tools'un splash screen'i geliyor ve daha sonra çalışacağımız çalışma alanını belirlediğimiz bir alan geliyor. Burada Berkun'un workspace içerisinde olmasını belirtiyoruz ve varsayılan olarak ayarlayıp bir daha sormamasını istiyoruz. Okey diyoruz. Şimdi Android Developer Tools'umuz ve uygulamamız açılıyor. Bu şekilde. Android bir de hakkında bazı bilgiler veriliyor burada. Bunu biz simgeleri buna küçültüp bu şekilde çalışma ortamımızı açabiliriz. Şimdi çalışma ortamımızda görüyorsunuz bir sürü butonlar, pencereler var. Bunları ilerleyen derslerde daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Şimdi Android'in burada bütün araçlarını yönetebiliyoruz. İşte debug'ları, yeni Android class'larını oluşturma, Android XML file oluşturma gibi bütün her şeyi görebiliyoruz. Şimdi Android SDK Manager'a bir tıklayalım. Şimdi Android SDK Manager aslında şu, Android'de bir sürü SDK var biliyorsunuz, bir sürü sürüm var. Bu sürümler içerisinde hangi sürümle uygulama geliştireceğinize buradan ayarlıyorsunuz. Bunun için de bazı kurulumlar yapmanız lazım. Kurulumlar için burada bütün versiyonları bulabilirsiniz. Android'in 1.5 sürümüne kadar her şeyi bulabilirsiniz. Ve ileride de kullanacağımız Google Play servisleri gibi bir sürü şeyi kurabilirsiniz buradan. Şimdi biz sadece burada seçmemiz gereken şeyler Android 4.3'ü seçiyoruz.
Android 4 için bütün bileşenlerini kuralım. Sonuçta en son sürüm 4 sürümü. Ancak yine herhangi daha yeni bir sürüm olduğu için 4.3. Onun için 4.2.2'yi de seçebiliriz. Şu anda biz hızlı kurulması için 4.2.2'yi seçelim. Daha sonra siz tabii bütün boş vaktiniz olduğunda bütün hepsini seçip kurulumunu tamamlayabilirsiniz. Daha sonra ekstralardan da istediğiniz arayüzü seçebilirsiniz burada. Install Packages butonuna tıklıyoruz. Daha sonra burada bir lisans onaylama işlemi istiyor. Her bir ana başlık için lisansları onaylamamız lazım. Onayladıktan sonra Install butonuna tıklayarak kurulumu başlatıyoruz ve SDK platformlarının yüklenmeye başlıyor. Bu platformlar bizim için önemli çünkü uygulamamızı geliştireceğimiz SDK'yı aslında kurmuş oluyoruz. Bu altyapılar üzerinden geliştireceğiz. System Image olarak gördüğümüz da ARM, Intel MIPS oluşturacağımız sanal makinenin işlemcisini belirtiyor. SDK hakkındaki örnekler, işte Google API'ları ve işte Android SDK'nın source'u. Biliyorsunuz Android açık kaynak kodlu bir işletim sistemi. Öyle olduğu için tüm source'larını da burada bulabiliyorsunuz. Bu kurulumun bitmesini bekleyelim. Şimdi SDK'lar kurulduktan sonra artık uygulama geliştirme için herhangi bir engelimiz kalmadı. SDK Manager'ı kapatalım. Ve daha sonra bir uygulama geliştirdikten sonra bunu deneyebilmemiz için sanal makineye ihtiyacımız olacak. Bir simülatöre ihtiyacımız olacak. Onun için de Virtual Device Manager'ı açalım. Burada gördüğünüz cihaz butonuna tıklıyorum. Şimdi burada daha önceden oluşturduğumuz Virtual Device'lar, sanal makineler mevcut. Herhangi bir şey olmadığı için bir şey listelenmemiş. Yeni butonuna tıklıyoruz. Burada bazı parametrelerle cihazımızı oluşturacağız. Şimdi ilk önce cihazımıza bir isim verelim. AVD1 diyelim. Daha sonra bunun nasıl, hangi tipte bir cihaz olduğunu belirliyoruz. Bakın burada kenarda da bazı ibareler görüyorsunuz. X, Hey, High DPI, TV DPI gibi bazı şeyler görüyorsunuz. Bunları tabii ileride bunların ne anlama geldiğini aslında görüyor olacağız. Aslında bunlardan birer tane hepsinden oluştursanız çok da iyi olur. Her cihaz tipinden, işte High DPI cihaz tipinden, Extra High DPI cihaz tipinden, Medium DPI cihaz tipinden birer tane oluşturmakta fayda var aslında. Bunları da tabii daha sonra boş vakitlerinizde oluşturabilirsiniz. İlk önce bir Nexus 4 oluşturalım. Hatta şuna da AVD1X High DPI diye isim verelim. Şimdi target belirlerken burada listelenen bazı şeylerimiz var. İşte uplevel 18'i seçiyoruz target. Android 4.3. Daha sonra burada işte keyboard desteği istiyor muyuz? Yani bizim keyboardumuzu kendi klavyemizi kullanarak cihaz içerisinde işlem yapmayı falan sağlıyor bu. Çok önemli bir özellik. Burada da ön kamera ve arka kamera belirleyebiliriz. Bunları tabii daha sonra da değiştirebiliriz. Daha sonra da güncelleyebiliyoruz. Mesela RAM'in ne olacağını belirleyebiliriz. Burada bir ibare görüyorsunuz. İşte RAM'i Windows cihazlarda 768 MB'nin üstünde olması önerilmiyormuş. 768 yapalım. Herhangi bir şey kalmadı. Bakın. Daha sonra internal storage 200 GB kalabilir. SD kart 20 MB'da bir SD kart verebiliriz. Daha sonra Snapshot ve Use Host
GPU diye iki seçeneğimiz var. Snapshot seçeneği cihazımızı olduğu yerden başlatmamızı sağlıyor. Yani en son kapattığımız yerden başlatmamızı sağlıyor. Bir snapshot alınıyor cihaz üzerinde. Ve kaldığımız yerden, bir sonraki çalıştırdığımızda kaldığımız yerden açmamızı sağlıyor. Bunu işaretleyelim. Çünkü birden fazla kez çalıştırdığınız zaman virtual device'ı, o zaman herhangi bir şekilde tekrar sıfırdan açılmasını sağlayacağı için yavaşlamaya sebep olabilir. GPU'yu da, evet bakın, OpenGL'in çalışması için hardware'ı aktif ediyor bu seçenekte. Şimdilik buna ihtiyacımız yok. Okey diyelim. Ve virtual device'ımız bu şekilde oluşturuldu. Device'ımız oluşturulduktan sonra da burada gördüğünüz gibi details kısmından herhangi bir şekilde işte back kamerası var mı gibi ayarlarını görebiliyoruz, özelliklerini görebiliyoruz. Start'tan başlatabiliriz. Başlatırken de herhangi bir şekilde scale etmek istiyorsak işte screen size'ını, ona göre seçenekler geliyor burada. Wipe user data daha önceki kullanıcı verilerini silmeye yarıyor. Herhangi bir kullanıcı verisi olmadığı için bunu seçmeyin. Launch from snapshot'ta bir önceki alınan snapshot'tan device'ımızı açmamızı sağlıyor. Save to snapshot özelliği de en son kalınan noktayı kaydetmeye yarıyor. Launch dedikten sonra da bu şekilde device'ımız açılıyor. Şimdi device'ımızın açılması bilgisayardan bilgisayara biraz vakit alabilir. Bu noktada biraz tabii daha yavaş çalışıyor. Ama kendi cihazınız, eğer bir Android tabanlı cihazınız varsa o cihazda denemeleri yapabilirsiniz. Tabii ki tüm Android versiyonlarında cihazlarınızın olması gibi bir durum söz konusu değil. Onun için genelde denemeleri virtual device'da yapmanız ve daha sonra cihazda en son hallerini cihazda denemeniz daha sağlıklı olacaktır. Çünkü yüzlerce çeşit Android cihazı var. Onun için tüm Android cihazlarında denemek gibi bir imkanınız özellikle iOS'taki gibi olmayabilir. Sonuçta iOS'ta çok fazla çeşit cihazlar yok. Onun için alıp teker teker deneyip uygulama geliştirebiliyorsunuz ama Android'de maalesef böyle bir handikapımız var. Şimdi bunun yüklenmesini bekleyelim ve bir ayar daha yapıp bu konuyu bitirelim. Sanal makinemiz bu şekilde açıldı. Açıldıktan sonra bizi böyle bir guide ekranı karşılıyor. Bu ekranda bazı ibarelerle işte nasıl kullanacağını falan görebilirsiniz. Tıpkı bir Android cihazını kullanır gibi virtual device'ı da kullanabiliyorsunuz. Şimdi asıl bizim için burada önemli olan geliştirme yapmak için gerekli olan ayarları virtual device üzerinde yapabiliyor olmamız. Bunun için settings'e tıklıyoruz. Daha sonra ayarlara ulaşıyoruz buradan. İşte burada tüm ayarları bulabilirsiniz. Sound, display, storage gibi tüm ayarları bulabilirsiniz. İşte about phone'a tıkladığınızda işte model numarası SDK olarak verilmiş. Versiyonunu görüyorsunuz burada. Şurada bir de Developer Options diye bir şey göreceksiniz. Developer Options asıl bizim kullanacağımız özelliklerin başında geliyor burada. Developer Options'a tıklıyoruz. Daha sonra karşımıza gelen ekranda bakın bazı seçenekler mevcut. İşte Desktop Backup, Password gibi, HTTP checking, protect SD card gibi bir sürü seçenek mevcut. Şimdi biz eğer geliştirme yapmak istiyorsak USB debugging'i aktif etmemiz lazım.
USB debugging'i aktif ettiğimiz zaman şöyle de bir uyarı mesajıyla karşılaşıyoruz. Buna OK diyoruz, uyarı mesajına. Yani bunu herhangi bir cihazda yaparken de USB debugging'i aktif etmemiz gerekecek. Diğer seçenekleri de işte show touches gibi işte dokunmatik bütün dokunduğumuz yerlerin gösterilmesi gibi bir sürü burada seçenek mevcut. Şimdilik biz bunların çoğunu kullanmayacağız. Kullanacağımız zaman yine açıklıyor olacağız zaten. Bu şekilde artık Android cihazlarımız uygulama geliştirme hazır hale getirilmiş oluyor. Şimdi bir sonraki derste de ilk Android uygulamamızı geliştirerek uygulama yapısına bir göz atalım.